Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kıynam size dıktanlar ekranımızı bozsun. Misr vakası hakkındaki tuncu dükulat işkitilde elan kılındı. Türkiye'de faaliyet kılavatkan Şarkı Türkistan insan haklarını küzetiş cemiyeti yakında Arapça ve Türkçe işkitilde muhacirettiki Şarkı Türkistanlık Müslümanlara kartılgan insan hakları depsençiliki Misir dokulatı mavzuluk yeni dokulat elan kıldı. Misir'deki Uygurlarını tutkun kılıç vakası hakkındaki tuncu tepsili malumat hesaplanıgan mezkur dokulat 4 bölükke bölüngen bulup, Xalqaro axborot organlari, kishili huquq tashkilotlari va tadqiqot organlari tayyorlagan dokladlar, guvohchilarning bu haqda ta'minlagan isbotlari va aloqador suratlar naql qilinib, dalil isbotli holda Misr hukumatining Misrda o'qiyotgan o'quvchilarni Xitoyga topshirib berishdek inson huquqlari dafsanchiligi tafsili bayon qilingan. Dokladda Sharqiy Turkiston musulmonlarining Misr Azhar universitetida berib o'qish tarixining 1905-yildan boshlanganligi. Shundan buyon Misrga ilm tahsil qilishga kelgan Uyg'ur musulmonlarining soni Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqiga ijro qilayotgan diniga qarshi siyosatining kuchayishiga qaramay uzluksiz ko'payganligi. 2017-yilning boshlarida Misrda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarining 3000 dan oshganligi. 2014-yildan boshlab Xitoy bilan Misr hukumatining turli sohalardagi munosabatining kuchayganligi. 2017-yilga kelganda Misr hukumatining Xitoyning Sharqiy Turkiston musulmonlarini bostirish va irqiy qirg'inchilik yurgizish terror siyosatiga hamkorlashishga boshlaganligi. 2017-yili 4-nji iyuldan avgust oyigacha bo'lgan bir necha hafta ichida Xitoyning talabi bo'yicha Misrda vaqtliq turish ruxsati bor 200 dan ortiq Uyg'ur o'quvchini o'ylaridan tutqun qilganligi. Oz deganda 24 Uyg'urining yuqumli kasallikning oldini olish bahonasi bilan dori yegizish orqali hoysizlantirib Xitoyga o'tkazib berilganligi bayon qilingan. Dokulat yana Xitoyga majburiy qaytarilgan o'quvchilarning bir qismining hozirgacha izlariga bo'lmaganligi, bir qismining Xitoy tarafidan 7 yildan 10 yilgacha kesib o'tilganligi. Yana bir qisminin jazo lagerlariga solanganligi. Misr hukumatı Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizishga hamkorlashish jinoyatiga mas'ul bo'lishi kerakligi bildirilgan. Sharqiy Turkiston inson huquqlarini kuzatish jamiyatining bosh kotibi Nuriddin Izbasar bu haqda to'xtalib, mazkur dokladning Misr hukumatining jinoyati uchun yetarli dalil isbot ekanligini, Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatiga hamkorlashgan Sisi hukumatining chuqur xalqaro jinoiy ishlar sudi tomonidan sotlanganligini bildirdi. Xitoy tashqi ishlar ministerligi bilan mudofaa ministerligi orasidagi ziddiyat oshkorlandi. Fransiya xalqaro radiosining Janubiy Xitoy Sahar gazeti xabarini naql qilib oshkorlashcha, Xitoy tashqi ishlar ministerligi bilan Xitoy davlat mudofaa ministerligi o'rtasida ziddiyat yuz bergan. Janubiy Xitoy Sahar gazetining oshkorlashcha, Xitoy yaqinqi bir necha vaqt ichida atalmish jang bo'risi diplomatiyasi yo'lini tutgan bo'lib, Xitoy qismlarining Janubiy dengiz va Tayvan bo'g'ozidagi tajovuzchilik qilmishlari Amerika va Yevropa davlatlarini birlikda Xitoyga qarshi tayyorlik ko'rishga majburlagan. Buning bilan Janubiy dengizni qo'g'dash va Xitoy armiyasining Tayvanni egilib olishning oldini olish tayyorligi boshlangan. Undan boshqa Xi Jinping yaqindan buyon xususiy korxonachilarni to'xtamay bostirgan bo'lib, tashqi dunyo buningga asosan Xitoy kompartiyasi ichki ziddiyatga pitib qoldi deb faraz qilgan. 9 avgust Janubiy Xitoy Sahar gazetining Xitoy kompartiyasining ichki qismidagi shaxslardan naql keltirib xabar qilishcha, Xitoy tashqi ishlar ministerligining jang bo'risi diplomatiyasi demokratik davlatlarning g'azabini qo'zg'agan bo'lib, Xitoy xalqaroda qisqa vaqt ichida o'ziga ko'plagan dushman tepib olgan. Xitoy haqiqiy urush girdobiga berib qolgan bir paytda Xitoy armiyasi davlat xalqiga birlashma qo'shin bilan urush qilishni rad qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoy tashqi ishlar ministerligi Xitoy armiyasini Amerika bilan bo'lgan munosabatda ziyoda yumshoqlik qildi deb tanqid qilgan. Xitoy armiyasi Xi Jinpingga tashqi ishlar ministerligining jang bo'risi diplomatiyasidan andisha qilayotganligini hamda ularning mas'uliyatsiz so'zlarining hisobini berishi kerakligini o'tirg'a qo'ygan. Janubiy Xitoy Sahar gazeti bu haqdagi analizchilarning so'zini naql keltirib, Xitoyning o'tgan necha o'n yildan beri ichki sirtiga qarata ichki to'liq tashviqot o'lchami qo'llanganligini Müşkiyek diplomatiyası deb atılgan içigi qattıq sırtqı yumşaq meydanını tutup kelgenlikini. Növetdiki taşqi işler ministerliki bilen devlet mudafiye ministerliki otursidiki toqunuşnan Xitay Kompartiyasının diplomatik çemirkidiki can bürüsü ve müşkiyektin ibaret işki yol otursidiki toqunuşnan inek gevdilendirgenlikini bildirgen.
Xalqaradagi tahlilchilarning qarashicha, Xitoy armiyasining urush qilishni rad qilganligi to'g'risidagi xabar Xi Jinpingning navbatda harbiy saha bilan bo'lgan munosabat asosining ojiz ekanligidan iborat qiyin ahvolni aniq oshkorlagan. Navbatda Xitoy doiralari bu xabar haqida ifoda bildirmagan. Xitoy yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan yo'l boshliqqa tuzumi diqqat qo'zg'adi. Tangirtoq to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Atalmış Uyghur Abdunum Rayonluk Katnaş Transport Nazareti Şerqi Türkistan'dan barlıq yezi taş yollarıda yol başlıqı tüzümünü umum yüzdik yolga kuyuş lahiyesini elan kılgan. Xəbərdə qayt kılınışca, 2022 yılının ahırğa barğanda Şerqi Türkistan'dan yezi taş yollarıda nahiye, yeza, kənitdən ibarət 3 derecelik yol başlıqı tüzümü umum yüzdik yolga kuyulup, barlıq yeza taş yollarının həmmisige məxsus qaraydıgan adam buluşunu işqa aşırışını pilallıgan. Yolga kuyuş lahiyesinde körsülüşçe, Şerqi Türkistan'daki nahiye şehir emeldarları mesul yol başlığı vazifesine tayinlendiken, nahiye derecelik hükümetlerdeki katnaş transport hizmetine mesul emeldarlar üstüge aldıken, yezi derecelik yol başlıklarını yezi bazarlık hükümetlerdeki asaslık mesul emeldarlar üstüge aldıken, kenit derecelik yol başlıklık vazifesine kenit ahale komitetinin müdürü üstüge aldıken, her derecelik yol başlıkları münasip yezi taş yollarını başkuruş ve onunla çetişlik meselelerini tüzeş, Yeza taş yollardaki ciddi vakalarga taqabul turuş ve bihatalikini başkuruş işlerine konkret mesul buldukken. Küzetküçüler Xitay dairelerinin Şerqi Türkistan'ın bulun puşkaklarıca zic küzetiş kamerası onetip, Xalaknan bağlı hareketine nazaret kılvatkalıqını, Xitay'nın boğul misli körülmegen kontrol kılış kılmışı Xalqara cemiyetinin dıqtını kozuğan bir payette, yine taş yollarını bülüp nazaret kılış siyasetini yolga koyuqalıqını, bu Xitay'nın endişisinin tıxımı küçegellikini körsüp birdiğalıqını bildirişmekte. Türkiye Yazguçlar Birliği Uyghurlar haqida Xi Jinpingga mektup yazdı. Türkiye Yazguçlar Birliği'nin reisi Profesör Doktor Musa Kazım Arıcan bir neç gün burun birlikte vakalatan Xi Jinpingga mektup yazıp, Şerqi Türkistan'da devam etmiş insan hakları depsençilikiye köngül bilvatkallıkını bildirgen. Mezkur mektup Türkiye Yazguçlar Birliği'nin organ torbetide elan kılınan bulup, 4. Ağustos yazılgallıkını eskertilgen. Mektupta Doktor Arıcan Türkiye Yazguçlar Birliği süpüte bilen irqi, rengi, tili, Dinni qanda bulışıdan qat'i nazar, her qanda bir insandan yaşayış ve erkinlik hukuku bar deb qaraydiganligini. Türklerinin kadimi yurtu bolgan Şerqi Türkistan'daki Türkiye milletlerinin bulupma Uyghurlarının dinni ve milli kimliki sebeplik, ruhi, cismani ve medeniyet cihetinin depsençilikke uçuravatganligini bayan qilib ötken. Mektupta Uyghurlarının Türkiye Türkleri bilen okşaş ecdad ve itikadga ige ikirliki teklinip, ularının öz yurtları da hatırcam yaşap, Bağlı hukukudun bəhrimən buluşunu ümit kıldıqalıqı. Eksici bolsa bunun Türkiye-Xitay münasibetigimi pasif təsir körsütüqalıqını bildirgen. Mektubda yana bu yıl 21. iyunda akademikler, yazguçular, jurnalistler ve təşkilat rəhbərlərinin qatnışçı bilen Şerqi Türkistan meselesi haqqıda muhakimi yığını ütküzgəlikke qayt kılıngan. Ve yığın xulası mektubunun ahırıqa ilave kılıngan. Yazguçular birlikinin xəvirde qayt kılınışca, Mezkur mektup ve muhakimi yığını xulası yine 5 yıl tılda tayarlanıp, Avrupa İnsan Hakları Sotu'nun reisige, BDT baş katıbığa ve NATO baş katıbığa yollangan. Türkiye Yazguçlar Birliği 1978 yılı Türkiye'nin medeniyet, senet ve edebiyat sahasidikler tarafından kurulgan bulup, baş örgünü Ankara'da. Dokulat Xitay Kamboja'nın tümelligen ahalilerinden turmuşunu veyran kıldı. Kişilik hukukunu küzetiş teşkilatı 10. Ağustos Xitay'a alakadar yeni bir dokulat elan kılgan bulup, dokulatta bir belvaq bir yol sodi planının Kamboja halkıge keltürgen zini körsüp verilgen. Amerika avazının bu haqtike xavirde, Kamboja'nın şarkı şimalığı caylaşkan çoğun tipteki tosma kuruluşu türünün əsildeki energiye işlep çıkırış vadesini əmelge aşurmayla kalmay, belki tümelligen kenet ahalisinin turmuşunu veren kılgallıkını aşkarlıgan. Xəbərdə qeyd olunmuşca, Sisan Deryası tüvənki iqim 2-ci su elektr istanisi Kamboja'nın şərqi şimalığı caylaşqan bulup, 200 milyon watt tok işləb çıxırış planlanğan. Bu kuruluş 2018 ilin 12 ayda kuruluş başlanışdan burunla talaş tartış qozuğan. Kişilik hukukunu küzetiş təşkilatı elan kılgan dokulatta aşkarlanışca, təşkilat xadimleri ötken 2 yılda oxşumuğan milletler içidin 60 qiyqin kişini ziyaret kılış arqılıq, Mezkur elektr istanisi kuruluşunun yuqarı iqin ve tüvən iqinğa yaşaydıgan 10 mıngılığan ahalının kirim mənbəsige veyran kılğuc ziyan saldıqalıqını bayqıgan. Kişilik hukukunu küzetiş təşkilatının Asiya işleri məsulü ve dokulatını tayalıqıcı John Sifton'nın körsütüşçe,
Sisan Deryasi'nin tüvenki ikin ikinci su elektri istanesi yerli halık ve az sallan milletlerinden turmuşunu veren kılgan. Ulanın hemisi ilgiri bu yerde bilik tutuş, ormancılık ve yezi ilgilikke tayinip turmuşunu kamdıgan bulup, nöbette bu kuruluş sebeplik halıkının tirikçilik menbesi ziyanga uçurgan. Kamboja daireleri bolsa turmuşu tesirge uçurgan halıkka yardım kılmıgan. Hatta ziyanga uçurganlarga tölen mu tölen vermigen. Ma'lum bo'lishicha, mazkur suv elektr stansiyasi qurilishini hüddiga alg'uvchi taraf Xitoyning Huaning guruhi bo'lib, ular har yili Kamboja ehtiyojlik bo'lgan tok ishlab chiqarishga va'da bergan ekan. Bu suv elektr stansiyasining qurilishiga 780 million dollar sarf qilingan bo'lib, Xitoyning bir balvoq bir yo'l planining bir qismi ekan. Erdo'g'on Taliban haqida to'xtaldi. Türkiye Avaz Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Taliban bilen alaka kılışı meselesi tuğurluğu signal bergen. Prezident Erdoğan tünögün keşte bir televizyon programısıda, kün tertipki alakadar meseleler hakkıdaki bayanatıda, nöbette münasuvvetlik organlarımız Taliban bilen kısmen sohbetlerini ütküzüş derecesine berip yetkenge kadar alaka ornatış üçün tigişli hizmetlerini işlemekte. Belki memu olanın rehberi seviyesindeki kişini kubul kılışı mümkün digen. O bayanatı diyene, Talibanlarını yukarı derecelik kontrol kılmışsak, Afganistan'da tınışıklı işe aşuralışımız mı mümkün olmaydı. Katar rehberi bilen bugün keşte telefonda görüştüm. Taliban'dan taşlavatkan kademlerini kayarda tohtutalışımız, qayerda kilishim tuzishga qarata qadam tashlayalishimiz haqida o'ylashyapmiz degan. Erdo'g'on yana Afg'onistondagi Taliban qismlaridan qichib, Turkiyaga kelgan afg'onlar haqida to'xtalib, mayli Iroqdagi chegara egizidagi bo'lsin, mudofaa sepillarimizni yuksaltiryapmiz. Bu joylarda yuksalayotgan sepillardan maqsad bunda qonunsiz ko'chmanlarning davlatimizga kirishiga taqabbul turishdir degan va tutilgan qonunsiz afg'on ko'chmanlarining muhim bir qismining aloqador tarmoqlar tomonidan qayta Afg'onistonga qaytarilganligini ham ilova qilgan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki bağlı hizmetleşirme hakkı öptün köp. Rahmet eylemen. Selamun aleyküm.